sonucundan sadece 156 kadın belediye başkanı seçilirken erkeklerde bu sayı 32 bindir. Bu tablo kadınların başarısızlığı, yetersizliği ya da isteksizliğinden kaynaklanmıyor. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen zihniyetten kaynaklanıyor. Bugüne kadar kadın belediye başkanı oranı en fazla %3'e çıkarıldı. Kadın belediye meclis oranı en fazla %11, kadın il genel meclis üyesi oranı en fazla %3 olabildi. Biz kadınlar yeni haklar kazanmak bir yana mevcut haklarımızın gasp edilmemesi için mücadele eden hale geldik. Ancak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken demokratik, layık ve sosyal hukuk devletini yeniden inşa etmekte kararlıyız. Kadınların haklarını tek tek budamaya çalışan tek adam rejimi seçimi kaybetme korkusuyla 3-5 oyun peşine düştü. Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı olan Hüdapar'ı ve kadın düşmanı zihniyetle övünen yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etti. AKP'nin yıllardır mış gibi yaparak gizlemeye çalıştığı gerçek zihniyeti böylece apaçık ortaya çıktı. Sanmasınlar ki onlar haklarımızı gasp etmeye çalışırken korktuk, sindik. Karşılarına aldıkları sadece ülkenin yarısını oluşturan kadınlar değil. Bu ülkede haktan, hukuktan, adaletten ve eşitlikten yana olan erkekler de bizim tarafımızda. Gelecekleri çalınmasın diye sandığa gidecek olan gençler de bizimle. Biz milletiz. Millet ittifakıyız, çok güçlüyüz. Değerli basın mensupları, bizler karar mekanizmalarında eşit temsil edilmek istiyoruz. Ancak biyolojik olarak kadın olmanın insanları temsil etmek için yeterli olmadığını çok net biliyoruz. Bir yandan İstanbul Sözleşmesi'ni fesih eden Erdoğan, diğer yanda İstanbul Sözleşmesi'ni 24 saat içerisinde yeniden yürürlüğe koyacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir yanda tek adam rejimi, diğer yanda güçlendirilmiş parlamenter sistemin halkın iktidarı var. Bir yanda kadın düşmanları, diğer yanda eşitliği savunanlar var. Bir yanda Cumhuriyet devrimlerinin düşmanları, diğer yanda Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak isteyenler var. Biz bu seçimlerde ya özgürlüğe ya da esarete oy vereceğiz. Biz kadınlar Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadın erkek bir arada dayanışma içinde eşit, özgür bir Türkiye'yi yeniden kuracağız.